Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma uzmanımız Kutay Korap'la birlikte karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde piyasalardan neler beklemek gerekir konuşacağız. ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan bizimle birlikte. Burak Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Dün 2500 desteğinin de altında kapanan bir Borsa İstanbul 100 ana endeks takip ettik. Bundan sonrası için nereleri takip etmeniz gerekir? Zeynep Hanım günaydınlar. Şimdi haftayı kapatıyoruz. Haftalık kapanış olarak baktığınız zaman aslında dolarla başlarsak o 2021 Aralık ayında gördüğümüz o maksimum seviyenin aslında üzerinde bir kapanış yapıyoruz. Nasıl? 18.40'ları gördüğümüzde biz 16.50 kapanışı yapmıştık haftalıklarda ve yaklaşık bir sene sonra ilk defa 17.30'lar civarında sabah saatlerinde giriyoruz ve haftalık kapanış olarak aslında rekor seviyede kapatıyoruz dolar tarafında ve genelde doların seyrine baktığınız zaman yaz aylarında hani mevsimsellik olarak turizm gelirleri falan doların yatay gittiğini görürüz. Genelde son çeyrek atak yapar ama ne yazık ki burada yaz başında da şu anda hani Haziran ayındayız ve 17.30'lara dayanmış bir kur var. Ve 18.40'lara yani o tepe noktamıza yaklaştığımız zaman çok daha ciddi rahatsız edecek boyutlara gelebilir bu. Yani haftalık kapanış olarak dolarda rekor seviyede kapatıyoruz diyebiliriz. Dünya borsaları tarafına baktığımız zaman FED'deki zaten sıkılaşma devam ediyor. 75 bas puan yaptı. Daha önce piyasanın bunu fiyatladığını konuşuyorduk. Özellikle işte Amerikan 10 yıllıkları 3.50'leri görmüştü. 3.20'lere kadar geri çekildi. Dolar endeksi 105.5'ları görmüştü. 103.5'lara geri çekildi. Her tarafta bir düzeltme geldi aslında FED'den sonra ama borsalar çok tepkiyi veremedi. Yani dün 3700'leri gördük, 3650'leri gördük vadelilerde S&P'de. Sabah saatlerinde tekrar 3700'lerin üzerine attı. Ama çok cılız ve haftalık orada da baktığınız zaman 3856 kapanış S&P'de. Hala daha 3500 seviyesi gündemde. Zaten 3650'ye geldik. Burada soru şu, önümüzdeki haftaki gelişmelerde S&P 3850'lere tepki verebilecek mi? Ama bu sıkılaşma devam ettiği sürece Zeynep Hanım, 3500 seviyesi ve hatta 3250 seviyeleri S&P'de orta vade hala görülebilir. Ama şu anda grafikler biraz aşırı satımda olduğu için de açıkçası bir piyasa tepki vermek istiyor. Bizim tarafa geldiğiniz zaman evet dün 2500'ün altında kapanış yaptık. 2470'te biliyorsunuz bir desteğimiz vardı. Onun altında 2437. Yani burada tabii demir çelik sektörü özellikle dünyada çelik fiyatlarının %10-15'e yakın düzeltmesi son bir haftada. Bizdeki lokomotifleri Ereğli ve Kardemir gibi tabii olumsuz etkiliyor ve oradaki satış baskısı endeksi de zayıflatıyor. Havacılık sektörü aslında dünyada son 10 gündür %30'a yakın değer kaybetti Amerika tarafında. Ona rağmen bizde lokomotiflerden Türk Hava Yolları mesela gayet iyi direniyor o tarafta. Bankalar dün biraz zayıftı. Yani bizim bu dünyadaki türbülans içerisinde buralara çekilmemiz çok normal. Dolar bazı zaten piyasaya baktığınız zaman ciddi bir geri çekilme var. Tekrardan 6 ay önceki fiyatlarımıza geldik. Yurt dışına koreli olmaya devam edeceğiz. Yurt dışı buradan 3850'lere bir tepki yapabilirse Amerika önümüzdeki hafta biz de tekrardan 2540'lara 2600'lere belki tepki vermeye çalışacağız. Ama S&P'deki 3500 seviyesi hala olası bir hedef olduğu için de hani bizde de 2400 üzerinde kaldığımız sürece bu türbülansta bizim için avantajlı olarak görüyorum. Altın fiyatlarında da bu kadar hani faiz artışı dolar endekslerindeki yükselmeye rağmen 1785 üzerinde kaldığı sürece orta vadeli bence gene yatayda bile duruyor olması şimdilik altın için önemli. Ama oradaki esas hareketi 1875'lerin 1880'lerin üzerinde geleceğini düşünüyoruz. O yüzden altında da yatay seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan çok çok teşekkür ederiz aktardığınız notlar için. Biz de istersen piyasa fiyatlamasını değerlendirerek başlayalım Kutay. Evet Zeynep Hanım. Piyasa tarafında zaten risk iştahının oldukça düşük olduğunu takip ediyoruz. Sadece şöyle bir hani suda battığını düşün. Tekrardan böyle bir nefes almaya çıkarsın. Geçen işte Fed kararı sonrasında piyasa bir nefes almaya çalıştı ama nefesi tam alamayıp daha da aşağı geri geldi. İşte dün kapanış rakamına bakıyorum. Yani Nasdaq bir günde %4 değer kaybediyor. Ve şöyle bakarsak gün içerisinde vadelilerin %1,5 artıya kadar çıkıp gün sonunda
spotun %4 aşağıda kapattığını düşünürsek Nasdaq'tan %5'lik bir marjı işaret ediyor. Ki zaten hani VIX de bunu biraz daha teyit ediyordu. Yani hisse senedindeki oynaklık 30'un üzerinde kalarak aylık oynaklıkları %10'ların üzerine çıkarıyordu. Yani enflasyonun %8.6 olduğu yerde, faizin %1.75'ler, 1.50'ler civarında olduğu yerde bir günde %5'lik oynaklık reel anlamda da çok şey ifade ediyor ABD borsaları için. Tabi burada merak konusu şu, hani küresel merkez bankaları faiz arttırımlarına gidiyor, evet. Fakat şeye yönelik inanç da azaldı. Daha önce hatırlarsan enflasyonun geçiciliğine yönelik konuşmalar vardı. Sonra o geride kaldı. Onun inancı bitti, fiyatlandı. Şimdi yumuşak iniş, yani soft landing diye adlandırılan o yumuşak inişi becerip beceremeyeceği konusunda sanki biraz daha piyasaların endişesi var. Çünkü ABD Merkez Bankası üzerinden gidelim. Fed'in söylediklerine baktığımızda işte büyümede aşağı yönlü revizyon, işsizlikte yukarı yönlü revizyon, enflasyonda yukarı yönlü revizyon. Bunların çıktısında ekonomide bir durgunluk yaşanacağı yönündeki endişeleri daha da fazla arttırır nitelikte. Sadece bu değil, önümüzdeki toplantılarda da işte 50-75 bas puanlık yine ilave faiz arttırımlarının da kapısının açık kaldığını biliyoruz. Tabii burada sadece şu konuşulabiliyor. Madem hani enflasyon konusunda tam anlamıyla bir mücadele yapılması isteniyor, o zaman 150 bas puan arttırsın, o zaman 100 bas puan arttırsın FED. Ne diye enflasyonlu mücadele için hali hazırda %8.6 olan enflasyon ortamında %100 arttırabilirdi şeklinde konuşmalar var. Sadece işte şimdilik 75 arttırması hala soft landing, yani yavaş iniş noktasında küresel merkez bankaları içerisinde Fed'i biraz daha hani bir ihtimal şeklinde yorumlanıyor. Ama örneklemlere bakarsak mesela 30 yıl önceye gidelim. 1988 Şubat'ta ABD'de işte %6.5'tan 1989 Mayıs, yani kabaca 15 ay içerisinde ABD Merkez Bankası baktığımda 300 bas puan faiz arttırmış. Yani %6.5'tan %9.875'e çıkartmış faizi. O dönemde de artan enflasyon ortamı içerisinde faiz kalemini çok hızlı bir şekilde silahını kullanmış. Fakat sonucu resesyonla sonlanmış. 94 enflasyonu buna örnek veriliyor. O dönemde başarılı çıkıldığı takip ediliyor. Hı hı. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Her dönemin kendi koşulları ve içerisindeki bulunduğu ortam çok farklı. Şimdiki yaşadığımız ise 100 yılda bir yaşanan bir süreç, yani pandemi kapanma akabinde küresel merkez bankalarının piyasayı desteklemesi, mali destekler, bunların her biri kullanılmıştı. Şimdi baktığımızda ise ABD ekonomisine dair zayıflama emareleri çok daha fazla artıyor. Örneğin Atalanta FED geçtiğimiz günlerde paylaştığı raporda işte büyüme tahminini sıfırlıyor. Evet. İkinci çeyrek için büyüme tahminini sıfırlarken alt kalemlerine baktım ben. Alt kalemlerinde hane halkı tüketiminin ikinci çeyrekte %7.4 daralmasını bekliyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. Evet. Hane halkının %7.4 daralmasını da belki şu birkaç tane rakamla örneklendirebiliriz. Perakende satışlar, evet, zayıf. Dönüyorum bakıyorum ABD ekonomisini ölçümlemek açısından yeni konut veya konut başlangıçları. Konut dünya başlangıçlarında yine oldukça ciddi oranda geri çekilme var. Mortgage faizlerine bakalım. Mortgage faizi %6. Yani 2018 seviyesine çıkan ABD'de 30 yıllık mortgage faizleriyle, oranlarıyla karşı karşıyayız. O da %6. Mali sıkılaşma ortamının artmaya devam edeceğini düşününce bunların hepsi küresel hisse senedi piyasaları ABD öncülüğünde geri çekiliyor. Neden küresel konuşurken hep ABD ekliyorum ucuna? Çünkü yani her 100 puanın 42-44 puanı ABD endekslerinden oluşuyor. Yani piyasa 100 değerse bunun 42'si 44'ü ABD borsaları. Geriye kalan 20-25'i Avrupa borsaları, Asya, Japonya diye diğer endeksler gidiyor. Bundan mütevellit hep ABD'den örnek veriyorum. Hal böyle olunca da piyasalarda biz çok sert satışlar takip ediyoruz.
ekonomistlerin yorumlarına bakıyorum. Şimdi biz hep şunu konuşurduk S&P için. Ya şirket karlılıkları devam edecek. Bu karlılık ortamında EPS'ler yani hisse başı kazançlar yükselmeye devam eder. Bu da endekslerde target price, hedef fiyatları yukarı çekmeyi sürdürür şeklinde raporlar görüyoruz. Ama şimdi yavaş yavaş birkaç tane rapor düşüyor önümüze. Bakıyoruz raporlara. Karşımıza gelen noktalar şu. Artan maliyetler var. Artan maliyetleri fiyatlara ne kadar yansıtacak? Artan maliyetleri de hepimiz biliyoruz. İşte emtia bazlı fiyat artışları, navlundan tutalım, işte girdi maliyetlerinin her birini plastiğine kadar, poşetlemesine kadar, packagingine kadar her şeyinde fiyat artışları var. Bunun karşısında hane halkının gelirleri artıyor mu? Harcanabilir gelirleri? Hayır. Tam tersine azalıyor. Harcanabilir gelirlerin azaldığı, üreticinin maliyetlerinin arttığı noktada işte bu gibi perakende satış rakamlarında biz daralmalar görüyoruz. Bunlar da şirket karlılıkları üzerinde baskı yaratabileceğini gösteriyor bize. Her birinin çıktısı da işte ama teknoloji firmaları. Önce evde kal hisseleriyle başladı. Şimdi 1 trilyon dolarlık piyasa değeri olan firmaların her gün çok büyük ısırıklar alınıyor o piyasadan. Onun da grafiği var istersen birazdan bakarız. 2493 puanda bu arada yeni güne başladık. %0.33'lük yükseliş endekse 8 puan kadar açılışı itibariyle artı anlamına gelmekte. Böylece haftanın son işlem gününü Borsa İstanbul 100 ana endeksi 2493 puanda karşıladı. Açılışı itibariyle mali endeks %0.26, sanayi endeks %0.33 ve banka endeksi de %0.09 kadar yeşil bir ekranla karşımızda. Makinanın da ilk işlemde %10 yükselişle 9 lira 68 kuruşa yükseldiğini görüyoruz. Halka arz fiyat seviyesi ise 8 lira 80 kuruş olmuştu. Dolar TL tarafında yeni güne biz başlarken 17.31.41'deyiz. Euro TL tarafında da 18.18.28 seviyesi ekranımıza yansıdı. Hem küreselden notlarımızı tamamlayalım istersen hem de şirket haberlerini ekrana getirelim. Çünkü SPK bülteninde öne çıkan mesajlar da var. Küreselde sadece bir grafikte belki özetleyebiliriz. Bu FANG hisseleri ve FANG hisselerinin dışında Alibaba, Baidu, Nvidia'yı da eklersek teknoloji. Evet. Orada da son bir hafta da 1.2 trilyon dolar yani 1.2 trilyon dolarlık bir erime vardı. FANG hisselerinin hatta grafiği var. Onu da rica edebilirsek o tarafa dönüp bakarsak orada da işte Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Bu üçlünün şimdi bu sabah bunu güncelledim tam yayına girmeden. 7.7 trilyon dolarmış Zeynep yıl sonunda. Yani 2021 yıl sonu, 2022 yıl başı. Bu sabah 7.1 işte 5.1 trilyon bile değil. Yani bu ne kadar yapıyor? Matematiksel çok hızlı bir hesapla 2.8 trilyon dolarlık değer kaybına işaret ediyor. Yani 2.8 trilyon dolar eşittir. Apple'ın en 3 trilyon doları test ettiği dönemde bir Apple piyasadan silindi sadece yılbaşından bu yana. Belki o şekilde irdeleyebiliriz. Yani küreseli böyle açıklamakta fayda var. Bu gelişmeler doğrultusunda Borsa İstanbul daha az etkileniyor. Çünkü bizim endeksimizin de varsa o grafiği de hemen bir rica edeyim. Yabancı takas oranımız %34. Evet, yani bizde yabancı, aynen, yabancı yok denebilecek durumda. O yüzden küreselden çok daha az etkileniyoruz. S&P ile dün baktım Borsa İstanbul'un korelasyonunda 0.20. Yani evet, yok. Az önce ekrana geldi o grafikte. Yok gibi bir şey yani. O yüzden hani etki daha az. Normalde bu oran 0.60'tı. Yani biz şeye bakardık sabah Borsa İstanbul açılışında Asya nasıl açıldı, ABD nasıl kapandı, vadeleri nasıl, döviz nasıl, her birinden böyle birkaç tane ağırlık koyup bir sabah endeks açılış tahmini yapardın. Şimdi sanki bu daha zor çünkü. Evet, yani mesela MSCI Dünya, MSCI Türkiye endeksinde de dün %1.60 aşağıda bir kapanış var mesela. Ama bizim bu anki açılışımız itibariyle pek bir hesaba faydası yok. İstersen şirket haberleri ve SPK bülteni diyelim veri gelmeden önce. Her perşembe olduğu gibi SPK bülteni geldi. Önemli şirket haberleri de vardı. Anadolu Hayat Emekliliği'nin ilk 5 aylık prim üretimi %72,6 arttı geçen yıla göre. 1.05 milyar TL'ye yükseldi. Global Ports'un Mayıs'ta limanlarına gelen gemi sayısı 2019 Mayıs ayının %12 üzerinde gerçekleşti. 2019 Mayıs pandemiden mütevellit önemli bir tarih. Yani pandemi öncesine tekabül ediyor. Makina biraz önce başladığı işlemleri %10 yukarıda açıldı. Tavan seviyeden ilk defa bugün işlem görüyor. SPK bültenine bakarsak SPK bülteninde de Koca Erçelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı onaylandı. Bu yıl 23. halka arz yanlış hatırlamıyorsam ya 23 ya 24 ya 22 o civarda 20'nin üzerindeyiz halka arzlarda. Demirtaş Dökümü OYAK Yatırım Menkul Değerlerin Bedelsiz Sermaye Artırım Başvuruları onaylandı. 38 tane internet sitesinde erişim engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına SPK bülteninde karar verildi. Bizim borsa için şunu söyleyebilirim. Bugün Kimtex Poli üreten
Kapı'nın temettü ödemesi var Zeynep. Cemaş Işıklar Enerji Oylum Seyitler Kimya Yaylı Grubu'nun genel kurulu var bugün. Bunlar hani varsa yatırımcılar bunu takip edebilir. Bir de Borsa İstanbul için şunu söyleyebilirim son not. Dün baktım, kabaca söylüyorum bunu, 15 civarı şirket. Dün Borsa İstanbul %1,5 civarında değer kaybettiği noktada dün 15 tane şirket, bu şirketin içerisinde ama patron ama üst düzey yöneticileri hisse geri alım gerçekleştirdi. Bence bu da önemli bir dipnot. Yani şirketlerde hisse geri alımları son dönemlerde çok ciddi oranlara gelmiş durumda. Evet, bu eğilimin artmasını da bekleyen piyasacılar da var. İstanbul Portföy Yönetici Orda Turgay Uzaner'le en son yayın yaptığımızda örneğin bu konuyu konuşmuştuk. Bu eğilimin devam edebileceğini, sonra yabancıya blok satış şeklinde bir devamının da gelebileceğini ifade etmişti. Birazdan piyasa katılımcıları anketinden son dakikalarda vereceğiz. En son almış olduğumuz verilerde neler vardı kısaca hatırlatalım. Yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92 idi. 12 ay sonrası için %38,28 idi. Dolar TL bu yıl kapanış beklentisi 17,56 idi. Büyüme beklentisi %3,3. Cari açık beklentisi 34,4 milyar TL idi. Şimdi buradan nereye evrildi? Hemen detaylarını da vereceğiz. Aylık gelişmeler tarafından şöyle bir açtığımızda neler çıkıyor karşımıza, yavaş yavaş vermeye başlayalım. Piyasa katılımcıları anketinden son dakikaları. İstersen burada da açtım ben. Evet, izleyicilerimiz oradan da takip edebilirler. Radyodan takip edenler için de biz yine telaffuz etmeye çalışalım. 50 profesyonelin katılımıyla gerçekleşen bir anketten bahsediyoruz. Yıl sonu ile ilgili enflasyon beklentisi %57,92'den %64,59 seviyesine çıkmış durumda. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %33,28 seviyesinden bu dönemde %37,91'e yükseldi. Yine 24 ay sonrası için enflasyon beklentisini de %19,54'ten %22,04'e güncelledi piyasa katılımcıları. Bununla birlikte yine ilerlediğimizde grafiklerde faiz beklentilerinde %14 seviyesinin sabit kaldığını görüyoruz. Dolar TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 iken şimdi 18,89'a yükselmiş vaziyette. 12 ay sonrası için kur beklentileri ise 18,47 seviyesinden 20,70 seviyesine güncellendi. Büyüme ile ilgili %3,3 olan tahminin bu anket döneminde %3,5'a yükseldiğini de takip ediyoruz. 2023 senesiyle ilgili büyüme beklentisi de %4'ten 3,8'e güncellenmiş durumda. Son olarak bir de cari açık tarafını dile getirelim. Orada da baktığımızda beklenti, eğer yanlış görmüyorsam, 37 milyar TL'lik bir açığa işaret ediyor. Bir önceki anket beklentisi 34,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Genel anlamda enflasyon beklentilerinde bir bozulma, kur beklentisinde yükseliş, büyüme beklentisinde de bu defa bir yükseliş %3,5 seviyesine doğru hafif de olsa gerçekleşti ve buna mukabil şekilde cari açık beklentisinde de artış var. Nasıl bir yorum yapmak gerekir diyeceğim Kutay, çünkü tabii Merkez Bankası da artık zaten ödemeler dengesinde fazla ile ilgili ifadeleri metninden zaten çıkarmış vaziyette. Ya burada ben de hani seninle birlikte rakamları kontrol etmeye çalıştım. Karşıma gelen olan notlardan biri, bir 37 milyar dolarlık bir cari açık yıl sonu için bekleniyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Bir önceki rakama göre daha yukarıda bir tahmin. Hatta bir yandan ben de bakayım. Çünkü büyümede rakam... de bir hızlanma tabii burada. Hesaplara katılmış. %3,3'ten 3,5'a getirmiş piyasa büyüme tahminini bu sene için. Yani burada 34,4 milyar dolardı bir önceki. Şimdi 37'ye yükseldi. Yani burada demek oluyor ki önümüzdeki dönemlerde de katılımcıların beklentileri, özellikle içeride enerji maliyetlerinin en azından bir müddet daha kuvvetli kalmaya devam edeceği yönünde tahminlerini görüyorum. Bu da tabii yani cari açığın büyümeye devam ettiği noktada döviz kurunda yukarı yönlü tahminlerin gelmesi veyahut enflasyon noktasında yukarı yönlü tahminlerin sürmeye devam etmesi biraz daha olağandır diyebiliriz. Birbiriyle tutarlı bir beklenti. Birbiriyle tutarlı. Büyüme de yukarı. Bunların her biri, yani aslında burada baktığımızda yani büyüme yukarı, döviz yukarı, enflasyon yukarı, cari açıkta derinleşme devam ediyor gibi. Yani her biri birbirini tamamlayabilen dört kalem olarak gördüm ben şimdilik, en azından hani hızlı bir şekilde rakamlara bakarsak. Ama zaten hani bu
EVDS içerisinde de var. EVDS içerisinde piyasa katılımcı anketinde işte ama 12 aylık ama yıl sonuna yönelik enflasyon tahminlerini açarsak grafik bu şekilde yukarı gidiyor. O seyir sürmeye devam ediyor. Sadece arada birkaç ay enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar hep iyileştirmeler yapılıyordu. Şimdi baktığımızda hem döviz hem enflasyon nezdinde hani bir önceki ankete göre sadece rakamlar bir tık daha yukarı revize edilmiş duruyor. İstersen tekrar buradan şirket haberlerine ve SPK bülteninden notlarımızı tamamlamaya geri dönelim. Evet, yani şirket haberlerinde dediğimiz gibi Anadolu Hayat Emekliliği'nin 5 aylık prim üretimi %72,6 artık demiştim. Evet, Ziraat Yatırım pozitif görmüş bu arada. Evet, ilk işlemler vardı borsada. İstersen bir de model portföyümüz var garantiden. Eğer bilmiyorum zamanımız varsa. Devam edebiliriz, evet. Bir 4 dakikamız daha var. Tamam o zaman, süper. Garanti yatırım model portföy paylaştı. 14 Haziran tarihinde paylaştı. Yani baktığımızda 3 gün öncenin bir model portföy güncellemesiydi. Burada şunu derler. BIST endeksinin %2 üstünde performans gösterdiğini daha önce. Bu raporda Arçelik, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası'nın model portföyümüzde muhafaza ediyoruz derler. Model portföyü daha dinamik ve daha etkin yönetmek adına %15 zarar kes ve maksimum 150 gün listede kalma kuralları uygulamaktayız. 150 günlük model portföy süresini doldurmalarına rağmen Arçelik'i gelir kompozisyonunun yurt dışı ağırlıklı olması ve hisse geri alım programının devam etmesi, turizm sezonu ile birlikte yolcu trafiğinde toparlanma beklediğimiz güçlü kargo gelirleri ve TL'nin zayıflığının olumlu katkılarıyla Türk Hava Yolları'nı ve bankacılık endeksinde güçlü temel göstergelere sahip Yapı Kredi Bankası'nı portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz der Garanti Yatırım. Aynı zamanda Arçelik, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası'nın model portföye eklediğimiz tarihten itibaren Arçelik %25, Türk Hava Yolları %36, Yapı Kredi Bankası'nın ise %9,7 üzerinde BIST 100'ün üzerinde bir performans gösterdiğini söylerler. Şimdi tabii hisse bazlı bakarsak tercih edilen hisselerin sebepleri de var. Arçelik örneğin sermaye yeterliliği ve döviz likiditesi ile birlikte ön planda. Arçelik, Hitachi ve Whirlpool ile yurt dışı gelirlerindeki artış beklentisi. BİM tarafına bakıyoruz. Yüksek indirimli konseptin artan cazibesi ve temettü potansiyeli. Ford Otoda yeni fabrika satın alması ve güçlü büyüme beklentileri. Koç Holding'de net aktif değerine göre yüksek iskontosu. Koza altında ortaklık sorununun çözümü ve temettü dağıtımı beklentileri. Şişecam nezdinde dinamik fiyatlama modeli ve kapasite artışıyla birlikte büyüme hikayesi. Türk Hava Yolları biraz önce bahsettik. Yolcu trafiğinde toparlanma ve güçlü kargo gelirleri. Tüpraş için güçlü 2022 beklentisi. Yapı Kredi Bankası için ise dönüşüm hikayesi fiyatlanmaya devam ediyor derler. Hemen buradan rakamları da aktarmaya başlarsak artış potansiyeli Akbank %36, Arçelik %14, BİM %46, Ford Otoy %54, Koç Holding'in artış potansiyeli %38, orada 12 aylık hedef fiyat 54, Koza Altın için 230 lira hedef fiyat belirlerlerken %27 artış potansiyeli görüyorlar. Şişecam %15 artış potansiyeliyle 25 lira 40 kuruş hedef fiyat, 76 lira 50 kuruş Türk Hava Yolları'nda hedef fiyatın %63'lük artış potansiyeline işaret ettiği, Tüpraş'ın 350 lira hedef fiyatıyla %30, Yapı Kredi Bankası'nın ise 6 lira 10 kuruşla %29 artış potansiyeli görmekte Garanti Yatırım model portföyünde. Ama dediğimiz gibi burada ufak farklılıklar olabilir. Çünkü neden? Rapor paylaşıldığında model portföy güncellendiği tarihte 14 Haziran'da. Bugün biz 17 Haziran tarihi itibariyle bu raporu paylaşıyoruz. Bir de borsaya tekrar dönelim. Şu anda en çok yükselenlerde, düşenlerde endeksüz için konuşacak olursak hangi hisseler var? Ekrana taşıyalım. Enka İnşaat, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kua Granit, Migros ve Galata Wind Enerji şu anda yüzdesel bazda en çok artıda olan hisse senetleri. Çanakkale Termik Santrali, Aksa Enerji, Odaş Elektrik Üretim, ARD Grup Bilişim, Torunlar Giyo ise şu anda en çok düşenler listesinde ekranımıza yansıdı. Kutay Korap'la beraber böylece piyasa masasını noktalıyoruz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından yatırım kulübünde tekrar birlikteyiz.